Başladı, o da başladı. Tamamdır. Tamam mı? Tamam. Şimdi efendim, Silivri de işte Trakya'daki önemli yerleşim yerlerinden biri. Tabii yalnız tek başına değil, daha böyle birkaç yer daha var. Mesela Vize de önemli bir yerdir. Tekirdağ önemli bir yerdir. Yani böyle bir takım önemli yerleşim yerleri var. Gerek Bizans devrinde, gerek Osmanlı devrinde. Bunların tabii tarihte daha eski dönemlere ait kalıntıları, izlerini bugün toprak üstünde göremiyoruz. Ve bu hususta da böyle etraflı araştırmalar yapılmış değildir. Ancak Atatürk zamanında 1936-37 yıllarında Trakya'da bilhassa şeylerde bir takım tümülüslerde. Tümülüsler biliyorsunuz antik çağa ait mezar şeyleridir, tepeciklerdir. Yani bir mezar vardır, üstü bir toprak yığınıyla şey yapılmıştır, bir tepe haline getirilmiştir. Bunlara tümülüs denir. Höyük ve tümülüsü karıştırırlar ekseri. Karıştırılmaz. Höyük, zamanla üst üste birikimler olmak suretiyle bir yerleşim yerine işaret eder. Ve tümülüs ise bir mezardır sadece. İşte bu tümülüslerde Atatürk'ün emriyle kazılar yapılmıştır. Ve bazı enteresan buluntular elde edilmiştir. Hatta bir tane mezar odasını da aynen şey yapıp parçalara ayırıp getirip arkeoloji müzesinin bir salonuna kurdulardır. Ondan sonra işte Alpulu'da filan da vardır. Bu Trakya'da bunlar çok boldur, bu tümülüsler. Ama hepsi önceleri bunlar şey yapılmıştır, açılmıştır, soyulmuştur işleri eski devirde. Yalnız bir tane değerli bir tümülüste epey değerli bir parçalar çıktı. Onların da çalındı filan, müzeden çalındı diye duydum. Bundan bir 10 sene evvel filan. Bilmiyorum ne oldu. Şey, Roma devrinde bu şeyi, Trakya'yı bu şeyler Roma'ya nazaran daha şeyli olan, medeniyeti eksik olan bir takım kuzey kavimleri var. Bunlara barbarlar deniyor. Ondan sonra bunların akınlarından Roma topraklarını korumak üzere yer yer sur duvarları yapılmıştır. Bu sur duvarlarından mesela İngiltere'de var. Çünkü Roma, İngiltere Büyük Britanya Adası'nı da ele geçirmiştir. Orada yukarıdaki İskoçya tarafıyla aşağıdaki Büyük Britanya Adası'nı ayırmak için oradaki yani İskoçya tarafından gelecek akınları önlemek üzere Büyük Britanya Adası'nı enlemesine şey yapan, keser bir sur duvarı yapılmıştır. Fakat bu sur duvarı bugün ancak böyle bir tümsek halindedir. Yani çocuklar üzerinden rahatça atlayabilirler, kaybolmuştur. Diğer bir sur duvarı da, bunlar imparatorluk devleti. Çünkü Roma devletinin iki dönemi vardı. Bir cumhuriyet dönemi, önceki dönem. Bir de imparatorluk dönemi vardı ki genellikle milattan sonraki yüzyıllardır o. Bu imparatorluk döneminde bunlar yapılmıştır. Ondan sonra İmparator Hadrianus zamanındadır Büyük Britanya'daki. Ondan sonra İmparator Trajanus zamanında da bir tane Cermenler bilhassa iniyorlar yukarıdan Roma'yı tehdit ediyorlar. Bunu önlemek üzere bir tane Romanya'ya doğru yapılmış olan vardı bir tane. Burada İmparator Trajanus duvarı derler. Ondan sonra bu Dobruca'da. O oldukça belirli bir duvardır. Vaktiyle bir Alman arkeoloğu onu incelemiş ve hakkında yayın filan yapmıştır. İmparator Trajanus duvarı derler. Bunun üçüncüsü de yani aşağı yukarı Çin Seddi'nin benzerleridir. Ama onun gibi muhkem değil bunlar. Çin Seddi bugün bile dünyada işte belli başlı harikalardan biri olarak kabul ediliyor. Bir üçüncüsü de bunların
gene böyle Balkanlardan inen kavimlerin İstanbul'u tehdit etmesini önlemek üzere bir tane de Trakya'yı Karadeniz'den Marmara'ya bölen bir duvar yapılması düşünülmüş. İmparator Anastasius zamanında. Bu romanın sonunda Bizans dediğimiz dönemin başlarında yapılmış bir duvardır. Çünkü o devirde artık bu bir takım Balkan kavimleri şeye doğru İstanbul'a zaman zaman tehdit ediyorlar. Ondan sonra bu İmparator Anastasius zamanında yapılmış bir duvardır. Karadeniz'den şeye kadar Marmara'ya iner. Bunun da etüdü çok sene evvel bir Alman gene yaptı. Schuhart adında bir Alman bunu inceledi. Sonra bizden de inceleyenler oldu. Feridun Dilimtekin vardı. O biraz yarım yamalak inceledi. Ve tespit edilen şu ki bu bir duvar. Ondan sonra yer yer tabii bunun kapıları var, burçları var filan. Ve devamlı bunların arkasında asker bulundurmak çok zor olacağından bir takım da garnizon şeyleri, merkezleri kurulmuş kışla şeklinde. Askerler orada bulunuyor. Eğer böyle bir tehdit olduğu zaman o tarafa sevk ediyorlar. Bunlara da hatta halk arasında o civardaki köylerde Medesten deniyor. Medesten filan değil. Bunlar da oradan doğruya garnizon, karakol binaları yani bir nevi. Fakat maalesef bu sur duvarının Marmara'ya yakın kesimi çoktan kaybolup gitmiştir. Bugün görülemiyor yani yok bu şeyde. Yalnız Karadeniz'den itibaren olan parçasının bir kısmı duruyor idi. Fakat son zamanlarda bu her tarafa furya halindeki inşaatlarda da bunların da tahrip edilmekte olduğu ve yok edilmekte olduğu duyuyorum. Ben gibi tabii görmedim durumu, bugünkü durumu. Ben Anıtlar Kurulu'nda başkanken bazı konular gelmişti. Mesela Karadeniz tarafındaki ucunda yine böyle müteahhitler inşaat yapıyorlarmış falan, tahrip ediyorlarmış diye geldi. Yani bugünkü pek bu duvarın fazla bir şeysi ortada görünmüyor deniyor. Çok az bir iz var. Anastasius Sur'u hikayesi bu. Şeye gelince, biz gene Silivri'ye dönecek olursak, Silivri'nin Bizans devrinde bir ufak kasaba olarak geliştiğini tespit ediyoruz. Ondan sonra ve pek Bizans tabii devamlı Balkanlardan inen tehditler altında. Bilhassa Bulganlar, Avarlar, Peçenekler zaman zaman İstanbul surlarına geliyorlar. Fakat İstanbul'un İmparator Theodosius zamanında yani 5. yüzyılın ilk yıllarında 415-420 yılları arasında yapılmış surları o devirin, o çağın, orta çağın başlarının en güçlü surları ve askeri mimari bakımından bir şaheser olarak kabul ediliyor. Fakat bu mimarinin esası yani tetkik edilecek olursa anlaşılıyor ki çok eski bir askeri mimari geleneğinin o çağ şeysine göre, tekniğine göre geliştirilmiş şekli. Ve bu gelişmede taş ve tuğla kullanılmış. Halbuki esasını eğer araştıracak olursak bu sur duvarı sistemi, kapı sistemi vesaire Anadolu'daki Hitit mimarisinde de görülüyor. Yani eski bir gelenek, ondan sonra değişik bir malzemeyle burada uygulanmış tekrar. Ve bu surlar Bizans'ın başkenti olan İstanbul'u bin yıl bütün tehlikelerden korumuştur. Çünkü üç kademeli bir şeydir, bir tahkimattır. Önce bir hendek vardır, ondan sonra arkasında bir ön sur vardır burçlarıyla, arkasında da bir esas sur vardır kuleleriyle yine burçlarıyla. Bu hendek meselesi de işte şey yapılır, tartışmalıdır. İşte su var mıydı, yok muydu hikayesi. Su olmadığı ve olamayacağı neticesine varılmıştır. Belki su konmak üzere düşünüldü falan ama yani burada suyu tutmak pek mümkün değil. Bu da birçok şeylerden anlaşılıyor. Ondan sonra bunun üzerinde tabii burada şimdi konuşacak değilim. Yalnız kuru bir hendek olduğu tahmin ediliyor. Zaten kuru hendek aşılma itibariyle şeyden daha zor. Sulu bir hendekten. Onun üzerinde
şey birileri Silivri devamlı bu Balkanlarda inen tehditlerin içinde kalan bir yer. Dolayısıyla ne olmuş? Bizanslar bunu bir kale haline getirmişler. Etrafını bir sur duvarıyla çevirmişler. Denize hakim bir yerde bir tepenin etrafını sur duvarıyla çevirmek suretiyle burayı şey yapmışlar. Tahkim etmişler. Yalnız bende çok güzel bir fotoğrafı vardı bu sur duvarının. Henüz daha tam tahrip edilmeden çekilmiş şöyle panoramik bir fotoğrafı vardı. Benim daha yani 30-40 sene evvel oradan incelediğimde bu duvar pek belirli bir halde değildi. Şimdi Allah bilir hiç görünmüyordur kalan parçaları. Bunu çok yani Silivri bu sur duvarını dahi muhafaza etmedi. Bu yani üzücü bir şey. Çünkü şu kadarını belirteyim. İstanbul'un fethinden sonra fethedilmiştir Silivri. Yani Silivri fetih sırasında hala Bizans elinde. Zaten Bizans artık çökerken elinde son iki tane kale kalmıştır. Bir İstanbul tabii surluyla çevrili olarak bir İstanbul. Bir de bunun dışında iki tane bağımsız kale. Bunlardan biri Silivri, biri Vize. Bu ikisi Bizans'ın elindedir ve Bizans karnını doyuracak biraz ekip biçilen yerlerindeki köylülerde bunlar sığınaktır. Türkler 1360 tarihinde yani İstanbul'un fethinden 80-90 sene önce Edirne'ye bir defa girmişlerdir. Edirne'ye yerleşmişlerdir ve orada imara başlamışlardır. Trakya Türk olmuştur. Ancak arada İstanbul'un önünde iki kale Bizans elindedir ve karnını doyuracak biraz şeyi, humubatı Bizans bu Silivri havalisindeki topraklardan sağlamaktadır. Ve bu kale Bizans'ın elinde durmaktadır. Vize ile birlikte. Ve bunlar İstanbul düştükten sonra ancak şeyin eline geçmiştir. Türklerin eline geçmiştir. Bu bakımdan da enteresan bir olaydır. Şeyde bir şey daha söyleyeyim. Demin üzerinde duracağımız olan kilise kalıntısı Fatih'in fetihten sonra camiye çevirdiği, İstanbul'daki tabi Ayasofya'yı çevirmiş ve ilk ihtiyaçlar için birkaç kiliseyi daha, manastırı dahi tekke veya camiye dönüştürmüştür. Ondan sonra bir tek kilise daha camiye dönüştürülmüştür ki o da bugün yıkıntısı bile kalmamış olan Silivri Kilisesi'dir. Silivri Kilisesi Fatih'in şeysi olarak, vakfı olarak şeye geçmiştir. Bugün de Fatih Camii olarak devam ediyor. Ama o aynı bina değil. Tabii, aynı bina. Aynı bina işte bizim üzerinde duracağımız olan binadı ki kiliseden dönme bir binadı o. Ona geleceğiz. Şimdi Silivri'nin kısaca durumu bu. Ondan sonra fakat işte Türk devrinde Rum halkı da burada kalmış. Şey de kalmış. Ne derler ona? Rumlar da kalmış. Biz Türkler de yerleşmiş. Ve böylelikle bu şehir ufak şehir şeye kadar 500 sene idare edilmiş. Bu şehrin bir tarihi eserleri bakımından şehrin içinde tabii şey var. Rumların bir tane kiliseleri varmış. Bugün izi yok onun. Yok. Halbuki eski bir fotoğrafı ondan sonra Rumların çıkardıkları Trakya'ya dair bir dergi vardır. O dergide bir fotoğrafı var bunun. Onun üzerine, yani o şehrin içindeymiş, yani düzlükte aşağıda. Evet. Onun üzerine bu şey, tabii burada bir tane de metropolitlik de var. Yani Rum Ortodoks Kilisesi'nin şeylerinden idari sistemi içinde bir metropolitik merkezi Silivri. Ve dolayısıyla hatta onun bir tane konağı veyahut evi filan da varmış metropolitin şeyde Silivri'de. Şimdi şeydeki durumu bu
sarnıcın üstündeki kilisenin durumunu pek kesin olarak tespit edemiyoruz. Şöyle ki, bu şey, sarnıcın üzerindeki kilise, minare filan da yapılmış yanına, cami olarak uzun bir süre kullanılmış. Ancak bu 19. yüzyılın ilk yarısı işlerinde harap olmuş. Niçin? Onu bilmiyoruz. Yalnız bu hususta elimizdeki bir belge şu, Kırım Harbi yıllarında, yani 1855 yıllarına doğru İstanbul'a gelmiş olan bir Fransız gazeteci, Kırım'a gitmek üzere, savaşı muhabirliğini yapmak üzere. Ondan sonra İstanbul'dan Bulgaristan üzerinden Kırım'a giderken, ondan sonra Silivri'ye de uğruyor. Ve Silivri'ye uğradığında Silivri'yi de kısaca anlatıyor. O anlatma sırasında harap bir kilisenin varlığından camiye dönüştürülmüş binanın harap bir halde olduğunu söylüyor. O bizim kilise işte. Silivri'deki kilise. Yani demek ki 1855'te bile yarı yıkık durumdaymış. Binaları demek ki bu daha önceleri bir harap oldu. Ama neden? Bir yangın neticesinde mi? Bir deprem neticesinde mi? Bilemiyoruz. Bunun hakkında benim elimde bir bilgi yok. Yalnız bu Fransız gazetecinin hatıratı kitap halinde basılmıştır. Ben de tesadüfen orada bunu buldum. Diyor, burada diyor, enteresan diyor bir Bizans kilisesi var diyor. Ve diyor, harabe halinde ve içinde diyor, başka bir yerde benzerlerine rastlanmayacak tipte diyor, sütun başlıkları var diyor. Burada hareketle işte birçok bilgileri ben topladım. Şimdi bu bina günden güne yıkılıyor. Ondan sonra bir de bunun işte bir yapışık bunun içinde bir lahit var. Bizanslar nedense bu lahite önem vermişler. Ondan sonra kilisenin bir yerde bitişikmiş. Ondan sonra fakat Bizanslı lahdi değil bu. Antik çağdan kalma bir lahit. Bizanslar bunu kiliseye bir duvarına yapıştırıp bırakmışlar. Bu daha 16. yüzyılda gene İstanbul'a gelmiş olan bir elçilik heyetiyle gelmiş olan bir Alman ressam var. Onun şeyleri arasında, desenleri arasında bu lahit var. Yani o da Silivri'ye gelmiş ve bu lahiti görmüş. Bu kilise, yani Fatih Camii, Fatih'in vakfiyelerinde var. Yani Fatih'in kurmuş olduğu vakıfların sıra sıra isimleri yazılırken işte Ayasofya başta, diğer bazı kiliseden dönme camiler, tekkeler, bilmem neler falan. Ondan sonra Silivri'deki kaledekini diyor. Biri de diyor, cami diyor. Fatih Camii olarak. Bu binanın yıkılmasıyla birlikte içindeki sütun başlıklarının bir hayli bunlar çok sayıda. Bunlar toplanmış. Bir kısmı da Rumlar almışlar. Metropolit'in evinin bahçesine koymuşlar. Bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gelmiş. Yalnız İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne geldiğinde bir hata yapılmış. O da şu, kataloğu düzenleyen bir Fransız Gustav Mender bu başlıkların üzerindeki monogram yani marka şeklinde yazılar var. O yazıları teşhis ederken adını okumuş orada. Ktetor, Rumca, Ktetor, kurucu demek. Baniye, yani kurucu, binayı yaptıran adam. Ktetor, yani bir monogramda Ktetor kelimesi var. Başka bir monogramda da Alexios adı var. Ve bir gene başka bir monogramda da Apokalkos adı var. Apokalkos, Bizans tarihinin 14. yüzyılda, yani Bizans'ın artık son demlerinde yaşamış olan bir kişi. Bu Bizans'ın gittikçe
toprakları küçülen Bizans'ın artık çökmek üzereydi olan Bizans'ın ondan sonra şeysinden kargaşasından şey yapan taht kavgaları da sürüyor. Bu şeylerde rol oynamış olan berbat bir adam. Müthiş entrikacı ve müthiş tehlikeli bir adam. Alexios Apokalkos. Herkes bundan korkuyor. Çok da zengin bir adam. Ve Epibates denilen yerde Marmara kıyısında bunun tuzlaları var. Bu tuzlalarda da muazzam bir servete sahip. Şimdi Epibates bugün Selim Paşa. Gustav Mendel bu başlıkları bulunduğunda, müzeye getirildiğinde Apokalkos adını görünce kaynaklardaki Apokalkos'un da Epimates'le ilgili olduğunu şey yapınca tespit ettiğine göre kataloğa şey diye yazmış. Bu başlıkların Silivri'den geldiğini değil, Epimates'ten geldiğini söylemiş, yazmış. Onun için bütün kaynaklara bu başlıklar Selim Paşa menşeli gösterildi. Evet, evet. Halbuki bunlar aslında Silivri'deki kiliseden ve bunu da bize söyleyen kaynak o Fransız gazetecinin çok enteresan başlıklar var dediği satırlar. Burada bir yanlışlık olmuş. Bu böyle gidiyor. Bu arada daha önceleri, daha 19. yüzyılda bu kilise işte böyle yıkılmaya başladığında bir Alman da, oryantalist bir Alman da bu başlıkların bir kısmını görmüş ve bunları bir Avusturya Orientalizm dergisinde yayınlamış. Şimdi bütün bunları topladığınız takdirde bu başlıklar pek çok sayıda, hepsinin üzerinde değişik yazılar var ve bunlar bu değişik yazılardan çıkan netice bu başlıkların ait olduğu kilise Alexios Apokalkos adındaki entrikacı adamın yaptırdığı kilise. Yalnız bu adam evet Epipates'teki tuzlalara sahipmiş ama yaptığı kilise Epipates'te değil Silivri'nin içindeymiş. Böylelikle Apokalkos'un kilisesi. Bu Apokalkos'un macerası şu, çok güçlü bir adam, müthiş entrikalar yapıyor. Ondan sonra kendisine karşı çıkanları da feci surette öldürtüyor veyahut zindana attırıyor. Zindanın insan dolu bunun aktardığı şeylerle. Ondan sonra iki kişi de taht kavgası peşindeler. İki Ioannes var, Kato Kuzenos ile Paleologos. Bunların aralarındaki taht kavgasında da bu adam rol oynuyor. Onun üzerine kendisi zenginleşiyor, işte entrikalarıyla şey yapıyor. Ve neticede bu Apokalkos o kadar güçlü ki o devirde bir tane el yazma kitap yazılıyor. Tıp hakkında. Bu kitabın içine bir de minyatür resim konuyor. Apokalkos'un portresi. Böyle bir koltuğa oturmuş vaziyette, muhteşem elbisesiyle filan. Ondan sonra işte yani tıp hususunda bile derin bilgisi olan, muazzam olan, büyük alim filan gibi sitayişkar sözlerle balkabukluk ediliyor. Ve bu el yazma kitap bugün Paris'te. Yani bu kadar ünlü bir kişi. Fakat neticede o kadar adamı zindana attırmış ki arada bir gidiyor bunların halleri nedir diye zindanı teftiş ediyor. Gene böyle bir gün zindanı teftiş ettiğinde o şeyler içerideki o mahkumlar bir kolayını buluyorlar. Bunu yakalıyorlar. Ondan sonra güzelce orada linç ediyorlar. Ölümü de bu surette oluyor. Şimdi acaba diyorum. Tabii bir şey söylemek artık mümkün değil. O sizin belediyenin kilisenin içinden alıp da ta şeye, yukarıya çıkardığı ve yolda da parçalanan lahit onun lahdi miydi? Kilisenin kurucusu diye ölüsünü oraya mı gönderdi? Yani o kilisenin içinde önemli bir yere konduğuna göre o lahit büyük bir ihtimalle Apokalkos'un mezarıydı. O da ayrı bir bilgi. Ondan sonra ve bu kilise böylece Bizans devrine aşıyor. Ondan sonra Türk devrinde Fatih Burak bir tane kocaman minare yaptırıyor. Ondan sonra bu kullanılıyor. Ben bu makaleyi yazdığımda Atina'daki bir dostuma mektup yazdım. Acaba sizin elinizde eski fotoğraf falan var mı diye bu kiliseyle ilgili. Çünkü Rum merkezi olduğu için Silivri Rumlardan epey öteleri gitmiş olabilir.
Ondan sonra o aramış filan. Akademide de Bilimler Akademisi'nin arşivinde de bir fotoğraf var ama o da dedi iki poz üst üste çekilmiş cama. Ondan sonra onun bir kopyasını bana gönderdi. Benim makalemde vardır o. Minareyi göstermiş. Kilise haram fakat minare henüz ayaktaymış o zaman. Onun üzerinde ve lahit de görülüyor. Onun üzerinde benden sonra, yani ben o makaleyi yazdıktan sonra bir Alman arkeoloğu, Alman arkeoloji enstitüsünün arşivinde şeyi buldu. İki tane fotoğrafı buldu. O iki fotoğraf yazılı değil, neresi olduğu. Fakat benim verdiğim donelerden o kilisenin daha nispeten duvarları ayaktayken çekilmiş fotoğraflar olduğu anlaşıldı. Onun üzerine orada da zaten mimarisi tipik olarak 14. yüzyıl karakterini gösteriyor. Böylelikle binanın aşağı yukarı şeysi ortaya çıktı. Mimari karakteri ve Apokalkos tarafından temelden itibaren yaptırıldığı ve işte kalıntısında ölçüleri de ben. Sonra ben bir makale daha yazdım. O makalede o sütun başlıklarının fotoğraflarını bir miktar koydum. Ondan sonra ve çünkü önceki birinci yazımda ben müzede fotoğraf çekemedim. Müzecilerin korkunç bir kıskançlıkları vardır. Kimsenin bir şey yapmasını istemezler. Yaptırmazlar ve yapmazlar kendileri de. Onun üzerine o şeyi sonra bir daha bir rahat bir dönemde ondan sonra birkaç fotoğrafını çektirdim ve şeye koydumdu. O makaleyi eve koydumdu. Ondan sonra bir de mimar vardı yanımda asistan o zaman. Ona bir restitüsyonu, kilisenin nasıl bir şey olabileceğini hakkında bir şey çizdikti. Türk devrinde ne zaman artık yıkıldığını bilmiyoruz. Bu bina ondan sonra 19. yüzyılda harapça. Ama harap oluşu esas ne zaman başlamış bilmiyoruz. Fatih Vakfı olduğuna göre vakıf idaresi ilgilenmemiş mi? O da belki değil. Yani bina belki arşivde araştırmalar falan yapılsa belki bir şey bulunur. Yani bir Fatih Vakfı olduğuna göre herhalde vakıflarda bir kayıtları falan olması gerekli. Bilemiyorum. Onun üzerine bina yıkık vaziyette 1855'te de bunu harap bir vaziyette o Fransız gazeteci görmüş. Ondan sonra az sonra da o başlıklar ilgi çekmiş. Mortmann adındaki Alman bunu bir Avusturya Arkeoloji Dergisi'nde, daha sonra Orientalizm Dergisi'nde yayınlamış. Ondan sonra Mendel'de bazı kataloglu şeyler İstanbul'a getirildiğinde başlıklar şeye, kataloğa, arkeoloji müzesi kataloğuna koymuş. Bazı başlıklar kayıp. Bir hayliymiş bunlar, 20'nin üzerindeymiş bu başlıklar. Bazıları da şeyde kalmış, Metropolit'in evinin orada. Fakat orası da bir, ne olmuş sonra, okul mu olmuş, bir şey olmuş galiba. Evet. Onu oradaymış, onun bahçesindeymiş. Ondan sonra ben şöyle bir gittim, orada bazı mermer pozantımları falan vardı ama pek bir şey yapamadım. Bir şey tespit edemedim. Yani velhasıl durum bu. Sonra bunun altında da biliyorsunuz şey var. Büyük bir tane sarnıç var. Bu sarnıcın durumu şu. Bir tarafı doğrudan doğru tabii kayayı yontarak yapılmış. Diğer tarafı ise çok arazi meyilli olduğu için bir duvar halinde sınırlanmış. Büyük bir sarnıç. Ondan sonra bunu belediye temizledi. Galeri yapacağız filan dediler. Bilmiyorum şimdi bir işe yarıyor mu? Bir şey yapıyorlar. Yani, duruyor. Efendim? Kilitli duruyor. Ondan sonra aslında tabii enteresan bir şey o. Üstünde de bu kilise tam duruyordu. Yani belli ki şeyle beraber olmuş bu. Sarnıçla kilise bir bütün teşkil etmişler. Sonra benim buraya da ilgilenmem şu yüzden oldu. Bu kalıntıyı tamamen kaldırıp bu camiyi ihya etmek istediler. 1950'lere doğru filan. Onun üzerine oraya gittik. O zaman gördüm ki orada bir Bizans kilisesinin son bir parçacığı kalmış. O parça üzerine o makaleyi yazdımdı. Sonra caminin bunun üzerine değil ileriye yapılması teklif edildi. Ve
o camiyi oraya yaptılar. Bu kalıntının da olduğu yerde kalması. Yani orada yapılacak iş, oraya küçük bir yeşil saha, bir park haline getirmek, o lahdi de yerinde bırakmak, o kalıntıyı da muhafaza etmek, doldurmak veya daha temeli muhafaza etmek gerekir idi. Ama bilmiyorum işte belediye ne yaptı, ne ediyor, ne ediyorlar, ne düşünüyorlar bilmiyorum. Durum buydu benim düşüncem. Hatta şeyin orada parçaları da vardı, minarenin, hatta şerefenin alt taşlarına ait bazı şerefe çıkıntısı, bazı taşlar da yere serpilmiş duruyordu. Bilmiyorum onlar hala duruyor mu orada. İdi. Onun üzerine, şimdi Silivri'nin bu şeysi, kilisesinin durumu bu. Yani Bizans tarihinin 14. yüzyılda çok önemli bir şahsiyetiyle ilgili bir yapıya sahip. Apokalkos adındaki kişinin yaptırmış olduğu kiliseyi burada iz olarak, kalıntı olarak biliyoruz. Resim de elimizde var. Şimdi burada bir kilise daha varmış. Rumların yani son zamana kadar kullandıkları öyle anlaşılıyor. 23'te Rumlar gidince terk edilmiş. O yok ortada. Onun bir fotoğrafını gördüm ben bir şeyde, kitapta. Rumca bir yayında gördüm. Ama ortada bugün bir şey yok. Gelelim Türk devrine. Silivri'nin Türk devrinde bir defa Sinan tarafından yapılmış olan bir köprüsü var. Bilmiyorum bu köprü bugünkü durumunu. Bugün iyi. Trafiğe de kapandı artık. Evet. Daha önce yakın tarihe kadar, 5 sene öncesine kadar üstünden kamyonlar falan geçmeye devam ediyorlardı. Evet. Artık trafiğe de kapandı. İşte yazık tabii bu tarihi köprülerimizi de biçimli bir şekilde şey yapıyor, yaşatmıyoruz. Ondan sonra bunun da tabii kötü tarafları var. Yaşatılmadığı için o köprü mahvolmaya mahkum oluyor. Bunu önlenmesi lazım. Ondan sonra maalesef bunun üzerinde durulmuyor. Bu bir defa Sinan tarafından yapılmış önemli bir köprü var. Trakya'da pek çok köprüler vardır ve Sinan'ın da bunlardan payı büyüktür. Hepsi Sinan'ın değildir. Her köprüyü Sinan'a bağlıdır. Ama Sinan'ın olanlar vardır. İşte bunların tabii en muazzamı, en muhteşemi şeydir. Büyükçekmece Köprüsü'dür. Yani dünyada böyle kemerli köprülerin en enteresanlarından, en zenginlerinden biridir bu. Ve mimari bakımından da bir şaheserdir. Ve Sinan'ın imzası olan üzerinde tek eser de olur. Köprü kitabesinin bir köşesinde Sinan tarafından yapıldığını şey yapan ve Sinan da hatıratında şeylerinde, eserlerine dair verdiği bilgilerde o köprünün yapımından biraz övünerek şey yapar, bahseder. Büyükçekmece Köprüsü'nde. Fakat burada daha başka tabii Türk eseri olarak önemli bir eserimiz Piri Mehmet Paşa şeysi. Külliyesi. Yalnız cami değil, bir külliyedir. Şimdi Trakya'da Türk Trakya'sında, tabii bu Rumeli'ye de akıyordu, gidiyordu bu izincir. Fakat biz maalesef tabii bütün Rumeli'yi kaybettik. Ondan sonra bu arada bizim elimizde kalmış olan Doğu Trakya veya Türk Trakya'sı dediğimiz kısımda da hala bu eski kervan ve sefer yolu üzerinde bir takım merhale yerlerinde eserler yapılmıştır. Ve bunları büyük vezirler yaptırmıştır. Ve bunlar Rumeli'ye doğru da kayıyordu. Rumeli'de de devam ediyordu. Tabii onlar oralarda kaldı. Onların bir kısmını yıktılar, bir kısmını parçaladılar bilmem ne filan falan. Köprüler yapılmıştı. Ondan sonra külliyeler yapılmıştı, camiler. İşte bir tanesi tam Bulgaristan'da bizim sınırın geçer gitmesi hemen görülür. Şimdi adı olan, Similengrad olan Mustafa Paşa şeysinde, kasabasında bir tane köprü ve yanında da bir tane cami vardı. Ondan sonra köprüyü, hatta Bulgarlar o sıkı zamanlarında bundan yani 30 sene evvel yıkmak istediler. Ben o zaman bir yayın yaptımdı, Similengrad Köprüsü diye. Ondan sonra ve köprünün biraz yani kurtarılmasına himmetim oldu. Şimdi duruyor köprü. O zaman fakat enteresandır, bir Bulgar
yazarı, tarihçisi dahi o köprüyü kurtarmak için o rejime rağmen bir yazı yazmış. Yani büyük bir bedeli cesaret o köprüyü kurtarmak için o devirde böyle bir yazı yazması bir Bulgar'ın. Yani bu da takdir edilecek bir durum. Neyse. Şimdi Piripaşa Külliyesi de işte bu Trakya'da sıra sıra yapılmış olan büyük vezirler, sadrazamlar tarafından yapılmış olan külliyelerden bir tanesi. İşte Tekirdağ'da da biliyorsunuz Rüstem Paşa şeysi var, külliyesi var. Ondan sonra şeyde var Lüleburgaz, ki doğrusu adı Lüleburgaz'dır onun. Ondan sonra Hafsa'da var. Ondan sonra Edirne'de de var. Böyle, böyle devam ediyor. Piri Mehmet Paşa ikinci Bayezid zamanında yaşamış bir sadrazam. Ve enteresan tarafı şu ki bizim o devirdeki vezirler ve sadrazamlar genellikle hep devşirmedir. İşte hatta Sokoldu bile öyledir biliyorsunuz. Şey değildir, yani Türk asıllı değildir. Şey Türk asıllıdır. Piri Mehmet Paşa. Piri Mehmet Paşa Mevlana soyuyla tam gelir ve öz ve öz Türktür. Pek nadir, hele o devrin son derecede nadir, Türk asıllı vezir ve sadrazamlarından biridir. Ve oldukça da uzun süre, zannediyorum 3,5 yıl kadar sadrazamlık yapmıştır. Ondan sonra ve onun kurmuş olduğu bir külliye vardır. Tabi cami vardır, yanında bir takım ek binaları vardır. Ve bu şey sefer ve kervan yolu üzerinde olduğu için bu külliyeler, bunların büyük kervansarayları vardır. Diğer külliyelerde bu kadar büyük kervansaray yoktur ama mesela şeyde de bu Anadolu yakasında da o Siminingrad'daki köprüyü yaptıran Çoban Mustafa Paşa'nın böyle bir camii vardır Gebze'de. Ondan sonra onun da yanında muazzam bir tane kervansarayı vardır. Çünkü orada sefere çıkanlar veya gerek askerler gerek siviller dinlenmek için bir gece kalacakları kervansaraylara ihtiyaç vardır. İzmit'te de mesela hemen bu E5'in kenarında Pertel Paşa'nın şeysi vardır, külliyesi vardır. Bu yani böyle bir zincirdir. Ondan sonra gerek Anadolu'da ta şeye doğru, Suriye, Irak'a doğru gider. Gerek batıda İstanbul'dan çıkar, şeye doğru, Bulgaristan üzerinden şeye doğru gider. Avrupa'nın işlerine doğru uzanır gider. Bu Piri Mehmet Paşa bu külliyeyi yaptırmış ve yanına da bir tane kervansaray yaptırmıştır. Fakat Silivri'de tarihsizliği şu ki bir şehircilik uzmanına başvurmuşlar ve bu şehircilik uzmanı o kervansarayı gözden çıkarmış ve öyle kararlar almış ki o kervansarayı yer yer yıkıp içine binalar yapmışlardır. Benim en son gördüğüm birisi için ısrarla gene böyle bir bina yapmak için benim kurul başkanı olduğum zaman geldiler. Ben mani olmaya çalıştım. Ondan sonra onlar ısrar ettiler ve netice ne oldu bilmiyorum, yaptılar herhalde binayı. Şimdi ne durumdadır kervansaray bilemiyorum. O çünkü caminin dışından sarar böyle. Türbesi oradadır şeyin. Piri Mehmet Paşa'nın. Tabii daha başka hayratı da var onun. İstanbul'da. Maalesef hiçbiri bunları muhafaza edilmedi. Hepsi bir tanesi şeydeydi. Asköy taraflarında. Bir tanesi Şehremeni taraflarında. İstanbul'un içinde. Yine bir tanesi İstanbul'un içinde şeyde küçük bir mescitti. Zeyrek taraflarında. Bunların hepsi yıkıldı gitti. Yani kalmış, kalabilmiş olan tek eseri bu Silivri'deki büyük camidir. Ondan sonra çok şükür o ayakta duruyor. Onun da biraz sağından solundan kırptılar, bir şeyler oldu ama çok şükür ayakta. Piri Mehmet Paşa'nın sanıyorum bir tarihsizliği oğludur. Oğluna epey bir mevki falan vermiş. Fakat sonra oğlu babasının mirasına konmak için onun ölümünü kolaylaştırmıştır, bir şeyler yapmıştır. Evet. Hatırımda kaldığına göre. Zehirlemiş diye rivayet etmiştir. Zehirlemiştir, evet. Ondan sonra kendisi de sonra biraz bunun Allah onun cezasını vermiş ve
bir şey olmuş, sarhoş mu olmuş, bir şey olmuş, ateşin üstüne mi düşmüş, yanlıştır yani. O şekilde öldüğünü yazanlar. Neyse. Yani sizin şimdi orada önemli olan bir Türk yerine ait bir köprünüz. Ondan sonra bir de çok önemli Piri Mehmet Paşa külliyesi vardır. Evet, maalesef külliyenin bütünlüğüne şey yapılmamıştır. Gayret edilmemiştir. Silivri'nin en büyük kabahati o külliyeyi olduğu gibi yaşatması, muhafaza etmesi ve koruması gerekirdi. Bu korunmamıştır. Bunda tabii Silivri'nin imar planını hazırlayan şehirci geçinen kişinin de suçu vardır. Pek o eserleri yok farz etmiş. Öyle gösteriliyor durum. O bir hanımdır bildiğim kadarıyla. Bu şehirci uzman. Ne gayeyle böyle düşünmüş bilemiyorum. Ondan sonra tamam, çok severler böyle bir plan yapmışlar. Biz Silivri'nin içinde dolaşırken daha bir takım bilhassa tarihi yapılar, evler vesaire o zaman tespit etti idik. Ama bugün bunlardan durum nedir bilemiyorum. Çok sevdim ben Silivri'ye, bir daha gitmedim. Ondan sonra yalnız evler arasında tabii Türk karakterinde evler vardı, Türk evleri vardı. Fakat bunun yanında Rumlardan kalan enteresan bir ev vardı. İçinde nakışlar falan olan güzel bir ev vardı. O da böyle camlı çerçevesi kırılmış. Fakat kapısı kilitliydi. İçine ben giremedim. O ev duruyor mu hala daha bilemiyorum. Yer olarak tam neredeydi? Vallahi bilmiyorum. Bu kalenin içinde böyle ileriye doğru uzanan bir sokağın kenarındaydı. Bir sokağın üzerindeydi. Yani oradaki evler genelde artık tamamen tahrip olmuştu. Öyle mi? İçeride... Hatta aman bu korunsun filan dedik. Ondan sonra bilmiyorum kime aitti, bir ev vardı orada. Ondan sonra bir de surların yani 40-50 sene evvel çekilmiş fotoğrafta surlar görülüyorken daha benim oraya gidip incelemeler yaptığımda surlar yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştı. Şimdi Allah bilir hiçbir şey gözükmüyor. Yani daha sonra taklit olarak yenilenen bazı sur çalışmaları oldu ama tarihi eser anlamında bir şey yok. Yok. Ondan sonra yani Silivri'nin tarihi eserleri hususunda söyleyeceğim aşağı yukarı bu kadar. Yalnız şunu belirteyim, aşağı yukarı bundan bir 20-25 sene evvel o zamanki bir kampıza gidiyorum. Silivri'yi böyle turistik bir merkez haline getirme hevesine kapıldı. Ondan sonra bir İstanbul'dan çeşitli kişilere davet ederek bir heyet kurdu. Ondan sonra işte belediyeye ait bir salonda konuşuldu. Tabii bizim bu heyetlerin yaptığı konuşmalarda herkes hitabetini göstermeye çalışır. Çıkılır artık. Konuşulur. Nutuklar çekilir, bilmem ne olur. Elde var, sıfırla inilir. Ondan sonra o günde işte burada konuşuldu. Ondan sonra işte tepeye çıkıldı en son, en üst kısma. Oradan denize bakıldı. Fakat denizde korkunç böyle bir pislik şeysi şeridi kıyıya doğru geliyordu. Ya dedik yani bu, bir defa bu pislik şeridi önlenmedikten sonra siz burası turistik ne yapıyorsunuz? Ne yapılabilir? Ondan sonra o zaman işte kasabanın içine falan da dolaştık. O zaman işte o Rum evini gördüm de ben. Ondan sonra böyle onu ancak sokaktan gördük böyle içinde hala da o boş pencerelerin içine tavanlarda falan nakışlar falan olduğu fark ediliyordu. Aman dedim bu korunsun. Sonra aşağıdaki düzlükte bir enteresan yine bir Türk evi vardı bu defa. Yani Türk mimarisine ben kime aitti bilmiyorum. Onun işte korunması için kararlar falan aldım. Sonra söylediğim gibi bir yeri bacağını sakattı. Bilmem de bir imar müdürü müdürlüğünde mi bilemiyorum bir hanım kız vardı. Ondan sonra bana zaman zaman gelirdi Anıtlar Kurulu'na. Bizim İstanbul'daki Anıtlar Kurulu Silivri'ye de bizim kurul bakardı. Sonra bu kurullar biliyorsunuz gittikçe sulandırıldı. Ondan sonra Silivri zannediyorum verildi. Trakya kurulda intikal etti. Onun için artık bizim kurullardan çıktı. Zaten ben de kurullarla ilişkim kesildi benim. 40 yıl ben hizmet ettim ama ondan sonra sonunda istifa ederek yakamı kurtardım kuruldan. Böylelikle şimdiki durumları ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyorum. Silivri'nin durumunu da bilmiyorum artık.
Yani biz orada bir takım tespitler yaptık. Hatta o Piripaşa Camii'nin arkasında bir çeşme falan vardı. Üzerinde ev olan bir çeşme vardı. Bu dedik ama güzel karakteristik bir örnek. Bu eviyle birlikte muhafaza edilsin dedim. Fakat sonra maalesef o evin yıkılmış olduğunu öğrendim. Arkada büyüyecek bir çeşme olacak. Kıble tarafında, sokağın şimdi öbür tarafında. Şey, efendim? Öyle bir şey yok şimdi. Ha, bilmiyorum. Yani, cami duvarının hizasında bir tane var ama. Evet. Orada o zaman öyle bir çeşme vardı. O da kurumuş vaziyette. Evet. Yani şeyin, Silivri'nin yapacağı iş, ondan sonra bir defa Piri Mehmet Paşa Külliyesi önemli bir eser. 16. yüzyılın önemli bir eseri. Önemli bir tarihi şahsiyetin hatırası. Piri Mehmet Paşa'nın. Binaenaleyh bunu bir defa bütünüyle restore edip, bütünüyle bütün elemanlarını ayıplayıp o şey binalardan koruması lazım. Benim kanaatim o. O bir takım o kervansarayı falan yardımlar içine apartmanlar yaptılar. O son derece çirkin bir şey. Bunu önlemek ve bunlar hatta yıkımını sağlamak gerekli kanaatindeyim. Ondan sonra eserin tabii bütününü muhafaza etmek lazım. Duvarlarını, hazinesini vesairesini. Hadi caminin kendisi korunuyor. Fakat ek binalarını filan da yaşatmak lazım. Bütün bunların üzerinde tedbir almak lazım. Şehrin içinde artık tescilli yani ev mimarisinde örnekler var mı, bugün kaldı mı bilemiyorum. Eskiden vardı. Yani ben oraya işte 30-40 sene evvel incelediğimde vardı bir şeyler. O zaman da raporlarımızda da vardır. Ama bugün ne kaldı? Hatta hatırımda kaldığına göre bir tane de mezarlık varmış. Tarihi bir mezarlık. Dışarıda, düzlükte. Ondan sonra orada çok enteresan mezar taşları varmış. Hatta şimdi şunu anlatırken aklıma geldi. Orada bilmem kaç savaşa katılmış, bilmem kaç defa yaralanmış ve en son şeyde şehit olmuş, Silivri önlerinde şehit olmuş bir albayın mezar taşı vardı. Ne oldu o mezar taşı? Bilemiyorum. Yani bunlar aslında Silivri'nin tarihi için bir takım izlerdir, hatıralardır. Kesinlikle. Fakat Silivri maalesef kendi hatıralarına saygı göstermemiştir. Bu da yani üzücü bir şeydir. Yani bazı yer iyi kötü bir şey gösterir, ondan sonra kendi hatıralarını yaşatmak için. Bu Silivri'nin buğudur. Onun üzerine bunun da yani üzüntü duyarak insan bunu ifade etmek zorunda kalıyor. Silivri hiçbir zaman şeysine, tarihine, eserlerine, hatıralarına biraz saygı göstermemiştir. Ve bunları korumak için, ayakta tutmak için bir çaba sarf etmemiştir. Bunu da yani benim bir yabancı olarak benim de şeyim bu, müşahidem bu. Evet. Silivri'de öyle bir durum söz konusu. Bahsettiğiniz mezarlık da sanırım şu an üzerine belediye binası yapılan mezar. Herhalde. Evet. Yani o zaman bu Silivri'ye dair bir rapor yazmış olan bir tarihçi vardır. Evet. Onun şeysinde hatta bu mezar taşı benim çok dikkatimi çekmişti. Evet. Ondan sonra aman derken bunu işte çok enteresan bir hatıra. Bilmem kaç savaşa girmiş adam. Hepsinde yaralanmış bilmem ne olmuş falan. En son artık Balkan Harbi'nde şeyde ya tekrar yaralanmış ve ölmüş, şehit olmuş. Osmanlıca yazıyor değil mi? Tabii. Ondan sonra bir hem de adam şeymiş, albay. Onun üzerinde yani bunun ne bileyim, yani Silivri'nin önemli bir hatırası bu. Kesinlikle. Bazı mezar taşları var. Eski mezarlıkta bir öbek halinde bir araya konmuş ama onların tabi alınıp incelenmesi lazım. Tabii. Belki de içlerinden çıkabilir. Valla maalesef bu bütün bizim Anadolu kasabalarında şeydir, mezarlık kaldırılır, taşları bir kenara yığılır, kırılır, dökülür. Ondan sonra bir kısmı hatta şuraya buraya atılır. Tekirdağ'da gayet şey enteresan bir tarihi mezarlık varmış. Tabii bu artık konumuzun dışında bunu şey yapayım. Ondan sonra epey sürgüne falan giden vezirler filan Tekirdağ'da kalmışlar. Ya orada idam edilmişler veya orada ölmüşler. Ondan sonra epey böyle büyük büyük kabuklu bambuklu filan şeyler varmış. Mezar taşları. Mezar taşları varmış.
Ondan sonra ben orada işte Tekirdağ'da bu Trakya incelemeleri yaptığım sırada böyle deniz kıyısında böyle bir aralık gibi bir yol var. Ondan sonra su, oradan sonra suya iniyor, denize iniyor. Orada abi baktım, kıyamet gibi mermer suyun içinde. Mezar taşları bilmem neler, yabancılara ait taşlar falan. Ya bu ne? Efendim dediler, bunlar mezarlığı kaldırıldı, şehrin girişinde bir tane mezarlık vardı. Bu mezarlığı o zaman bu taşlar tarihidir falan diye belediyeye ait bir tane bina vardı. Onu bir odasına bunlara depoladılar. Sonra belediye başkanı değişti. Aferin işte gelirler mahrum oluyoruz. Bir oda böyle köhne taşlara tahsis edilmiş. Atın bu taşları dedi. Doldurdular kamyona. Getirdiler. Kamyon şeyse damper kamyon. Açtıkları şeyleri gürür hepsini boşalttılar denize. Ondan sonra gitti. Odayı da böylelikle kurtardık. Güzel, âlâ. Ondan sonra o zaman Tekirdağ'da, Tekirdağ diye bir ufak gazete çıkıyordu mahalli. Ondan sonra ben oranın işte onu çıkaran genç bir adamdı. Benimle görüşüyor, ya bu ne rezalet, bu yapılır mı bu filan. Ondan sonra taşlar da suyun içinde duruyor orada filan de. Ondan sonra ertesi gün bir yazı yazmışlar. Ondan sonra İstanbul Üniversitesi doçentlerinden Sema Bey iyice geldi. Bu ne rezalet dedi. Ondan sonra şeyler işte şeyimizden, mahcubiyetimizden cevap veremedik. Sustuk kaldık filan diye bile yana yakıla bir yazı yazmıştı. Bana da verdiğini o yazıdı gazeteyi. Onun üzerine sonra o taşları bazıları da çıkarmışlar orada. İşte Tekirdağ'da bir müze kurulduğunda müzeye koymuşlar filan falan. Bu da tabii o cüz'i bir kısmı. Ancak bir kısmı. Sizinle maalesef öyle yani. Maalesef bütün kasabalarımızda, yani bu Trakya size yakın olduğu için, Silivri'ye yakın olduğu için bu misali verdim. Çünkü başka yerlerde de. Başka yerlerde de öyle. Aynen. Benim şehir, dede, baba, ocağım şeydir, Karadeniz kıyısında Amasra. Küçük bir yer. Şimdi ilçe oldu ama önceleri şeydi, nahiyeydi. Yani aşağı yukarı köy kanununa tabi bir yerdi. Orada bir mezarlık vardı. Yani bütün Türk devrinin tarihini o mezarlıktan tespit etmek mümkün olacaktı. Kasabanın dışındaydı böyle. Ve orada selmi pek yoktur. Şey var, ceviz ağacı vardır. Ceviz ağaçlarının gölgesinde orada Türk devrindeki mezarlık. Ta 1935'lerde, 32'lerde, 35'lerde bir tek taş kalmamacasına o mezarlığı boşalttılar. Parsellediler, sattılar, evler yapıldı üzerinde. Ondan sonra yok. Bugün tek bir taş yoktur. Ondan sonra yalnız işte böyle toprak falan kazılırken şurada burada temel falan açtığında bazı mezar taşları çıkıyor. Onların bazılarını kırdılar. Bazıları da işte bir 10-15 tanesini orada bir müze kurulmuştu. Müzenin bahçesinde üst üste yığılmışlar. Başka da bir şey yok. Eskişehir'de de benim dedem, annemin anneleri, babaları ölmüş mesela. Ben hiç gitmedim Eskişehir'e ama annemler ikinci ziyarete gittiklerinde üzerinden E5 geçiyormuş. Yani, öyle tabii. Yani mezarları. Yani maalesef tarihi şehirlerimizde Türk tarihine devrine ait mezar taşı yoktur. Hı. Yok. Bolu'ya git, yok. Hı. Ankara'da yok. Eski resimleri var ya şey, ya Serapay, yamaçlar böyle mezarlık, Türk mezarlığı. Ankara'da mesela. Yok. Ondan sonra meşhur hikayedir. Erzurum'da işte böyle bir savaştan sonra heyetler geliyor Fransa'dan, İngiltere'den falan. Ondan sonra müzakereler işte efendim onun halkı Ermeni midir, Müslüman Türk müdür, bilmem ne midir falan şeklinde. Ondan sonra vilayet konağında bu müzakereler yapılıyor filan. Ondan sonra böyle münakaşa uzuyor uzuyor filan. Ondan sonra bir tane şey sekreteri var. Valilik sekreterlerinden bir adam. Hatta onun ismi filan malum bilinen bir kimse. Tarihe geçmiş bir kimse. Ben bir şey hatırlamadım. Heyetteki üveri gelenler bu uzanmıyor. İsterler diyor. Mösyöler gelin bakın diyor bir pencereye. Şu diyor karşıki yamaç diyor Ermeni mezarlığı diyor. İşte 20-30-40 neyse mezar taşı var. Ondan sonra getiriyor bu pencereye. Boydan boya Müslüman mezarlığı. Bu da diyor Müslüman mezarlığı diyor. Kimin burada diyor ekseriyet olduğu diyor. İşte buradan görülüyor diyor. Bunlar diyor ölülerini yemediler ya diyor. Onun üzerine bu enteresan yani tarihe geçmiş bir olaydır ve bilinen bir olaydır.
Fakat biz bugün bir kasabanın Türklüğünü dahi ispat edemeyecek durumdayız. Hiçbir kasabamızda, ben yıllarca mesela Side kazılarında falan bulundum. Antalya'da ben tarihim tek bir taş görmedim. Yok, mezar taşı yok. Selçuklular devrinden Antalya biliyorsun bir Türk kasabası. Önemli bir Türk kasabası üzerinde. Yok. Hepsini yok etmişler, bitirmişler. Velhasıl benim bildiğim yani Edirne'de bütün mezarlığı yok ettiler, yok. Hatta o arada şey de vardı, enteresan bir mezar, şeyin torunu, Mimar Sinan'ın torunu Fatma Hanım. Bir Osmanlı devri ileri gelenlerinden birinin karısıymış. Kadıncağız şeyde Edirne'de ölmüş. Ondan sonra Sinan daha sağmış. Torunu için muhteşem bir mezar yapmış. Ondan sonra mermerden bir sanduka şeklinde ama ben işlemedi falan. Ve o İstanbul'dan gelen yoldan Edirne'ye girerkenmiş o mezarlık. Oradaymış. Ondan sonra belki üstünde açık türbe şeklinde de falan bir şey vardı belki bilmiyoruz. Onların hepsini pir ufak temizlemişiz. Ondan sonra mezar taşını da şeyiyle o sandukayı da sökmüşüz. Şimdi müzenin ortasında. Müzenin bir salonuna koymuş. Ama yok. Yani hiçbir şeyi muhafaza etmiyor. Etmemek gibi bir gelenek yaratmışız kendimizi öyle devam ediyor. Ondan sonra da falan yerde efendim Türk mezar taşını bilmem ne yapmışlar diye. Ondan sonra mitikler yaptık biz Bulgaristan'da. Nerede bilmiyorum bir kasabada vaktiyle 30'lu yıllarda Bulgarlar Türk mezarlığını tahrip etmişler diye. Ondan sonra gençler sokaklarda bağırıp çağırdıydı biz de o zaman gençler. Bana özel yapı şey yapıyorsun sen kendin bak. Biz yaparız sen yapamazsın. Onun üzerinde. Sonra da efendim yol yapıyoruz. Ondan sonra getir buldozeri geçsin. Ondan sonra ağaçları maaşları keserek, biçerek, ondan sonra taşları kırarak, ondan sonra cadde açıyoruz. İşte şeyde oldu İstanbul'da Evi Bey'le yol yapılıyor. Ondan sonra bir de şey vardı, karayolları genel müdürü, Gümüşhaneli Fevzi Bey. O veriyor emrini, geçsin buldozer. Ondan sonra. Sonra, olmadı buradan değil diyorlar, ne olacak? Şöyle döndürülecek yol, hadi yeni baştan başka yerden. Rahmetli Rıfkı Meylül Meriç vardı. Ondan sonra biz yani heyet halinde gittik oraya. Orada bu genel müdür de başlarında. Ondan sonra üzerine yürüdü. Zaten deli bir adamdı Rıfkı Meylül. Ondan sonra senin bu yaptığını dedi. Bulgar gavuru yapmaz mı dedi. Ama yapıldı gitti. Maalesef böyle. Yani onun için biz birçok tarihi şahsiyetimizin şeysini bulamıyoruz. Mezarını falan bulamıyoruz. Hatta bunu yayınladım ben. Şeyde bu Atatürk Kulvarı'nın kenarında küçük bir hazire vardı. O hazirede kırık bir taş vardı. Tepesi yok. Yalnız yarısı var. Ondan sonra çocuklar etrafına şöyle molozlarda falan böyle mezara döndürmüşler burayı. Ondan sonra böyle bir mezbelenin içindeydi. Şey derlerdi, ünlü işte Türk alimi Katip Çelebi'nin mezarı olarak kabul edilirdi o. Ama isim filan kısmı yok, kırık, kayıp. Ondan sonra öyle de duruyordu. Hatta ben o zaman onun fotoğrafını da çekmiştim. Ondan sonra oralara işte bu Mani Fatun Hoca'nın çarşısı filan diye binalar yapıldı orada. Onu da kaldırdım. Mani Fatun Hoca'nın çarşısının içine bir yere bir tane mermerden böyle bir mezar taşı gibi bir taş yaptılar. Üzerinde de yeni harflerle Katip Çelebi mezarıdır diye bir yazı yazdılar. İlkisi yok efendim. Katip Çelebi'nin mezarı daha aşağıda bir yerdeydi. Bambaşka bir şeydi. Hiç değilse o tarihi taşı da çıkarın da onu da koyun oraya. Güzel. O da yok ortada. Sonra bu belediye bülteni vardı. Orada ben onun bir eski fotoğrafını vaktiyle çektiğim fotoğrafını koydum. Eski durumunu. Ondan sonra yok, kayıp. Az önce ben lavabodayken Silivri yoğurdu ile ilgili bir şeyler anlatıyordunuz. Yani. Efendim Silivri yoğurdu hikayesi şu. Biliyorsunuz bir tane türkü vardır. Şey derler. Silifke'nin yoğurdu seni kimler doğurdu diye. Silifke'de öyle bir meşhur yoğurt yok. Yani ben Silifke'de epey bulundum. Öyle bir şey yok. Birisi dedi ki o dedi zaten doğru değil dedi. Silifke'nin yoğurdu değil. Silivri'nin yoğurdu. Sonra böyle
halk arasındaydı. Silifke'nin yoğurduna çevrildi dedi. Öyle oldu dedi. Ondan sonra ikincisi de Silifke'nin gerçekten meşhur bir yoğurdu vardı. Kocaman kocaman biliyorsunuz yuvarlak tepsi halindeki kaplarda şey yapılırdı, satılırdı. Ondan sonra seyyarda yoğurtçular vardı. Onları omuzlarındaki iki kollu bir tane şeyleri vardı ya, onların taşıma şeyleri. Onun bir tanesi üst üste yığanlardı. Diğerinde de şeyleri vardı. Kepçileri falan vardı. Ondan sonra işte yoğurtçu diye geçerler. Ondan sonra biz de yoğurt alırdık. Bizim de hatta vardı burada bir tane öyle yoğurtçumuz. Beyşehirli. Bir çok efendiden bir şeydi. Onlar yoğurtçuydu. Yıllarca ondan alışveriş ettik. Sonra o yoğurt kayboldu, gitti. Bilmiyorum şimdi, yok. O tepsilerle. Evet, tepsilerle yok. Yani teknolojik şeylerle. Evet. Ondan sonra lezzet de yok yeni yoğurtlarda. Ben eskiden benim yani gençliğimde başlıca gıdalarımdan biri yoğurt ve ayrandı. Ondan sonra maalesef şimdiki yoğurtlarda ben bir lezzet de alamıyorum, bir yiyemiyorum da daha doğrusu. Açıkçası. Yalnız dikkatimi çeken bir husus daha oldu. Paris'te marketlerde ondan sonra boy boy şeyler var. Avrupa usulü yapılmış yoğurtlar var. Avrupa şimdi yoğurdu oldukça tanımış durumda, seviyor filan. Ondan sonra orada dikkatimi çekti. Bir marka var ki adı Silivri. Üzerinde resmen Silivri yazıldı. Onun üzerinden şeylerin üzerinde, küçük plastik kapların üzerinde. Ondan sonra ve bir Ermeni tarafından yapılıyor bunlar. Bilmiyorum Silivri'nin midir Ermeni, oradan mı gitme bilmiyorum. Yalnız yoğurdun adını Silivri yapmış. Ve Paris'teki marketlerde bu Silivri yoğurdu satılıyor idi. Hakkındaki şeyim bu. Yalnız tabii Türklerin yaptığı, Türklere ait olan ne varsa bunu da Yunanlı komşularımız kendilerine mal etmişlerdir.